Meryem Uzerli'den düşündürücü bir cümle var. Bakalım düşüneceğiz üzerine. Hep beraber yorumlarınızı da bekliyor olacağız. Özel röportajlarımız var. Özel haberlerimiz var. Hatta ilk ile başlayalım. Meryem Uzerli ile başlayalım efendim. Uzun bir yerden sonra ilk kez röportaj veriyor kendisi. Kendisiyle anılan bir markası var. Onu da aktarıyor. Bir de söylemi var. İkisini de duyacaksınız zaten. Onunla başlıyoruz. Buyurun efendim. Uzun zamandır röportaj vermeyen Meryem Uzerli'nin bir dönem hayatı öylesine karışıktı ki Türkiye'den ayrıldı, Almanya'da sırra kadem bastı. Ardından minik kızı yürümeye başladığı gibi geri döndü, setlere ilk adımını attı. Ancak o gün bugündür ne bir röportaj verdi ne de basın mensuplarına iki kelam etti. Şimdi ise içini döktükçe döktü Meryem Uzerli. Hatta basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte bir de yıllar öncesine giderek hiç ama hiç kimsenin bilmediği bir gerçeği açıkladı. Makyöz olarak çalıştım. İnsanlara makyaj yaptım. Kozmetik ürünler onlara anlattım. Ve öyle para kazandım. Yani 5 sene o marka için, o dükkan içinde makyöz olarak çalıştım. Make-up artist olarak. Setten arta kalan vakitlerini de daha yüzünü görmediğimiz, fotoğraflardan bile gizlediği 1,5 yaşındaki kızı Lara'nın yanında geçiriyor. Çocuk büyütüyorum tabii. Bir aynı anda da şimdi dizi başladı. Bir sürü şeyler var. Hazır konu Lara'dan açılmışken soralım bakalım minik Lara neler yapıyor acaba? Şubat'ta 2 olacak ve çok hızlı zaman geçiyor. Çok mutluyum. Allah'a teşekkür ediyorum her gün. Her ne kadar çok kötü günler geçirip tükenmişlik sendromuna bile yakalanmış olsa da Meryem Uzerli ne kadar güçlü bir kadın olduğunu da aslında kızını tek başına büyüttüğünde göstermiş oldu. Gerçekten. Uzun bir süre Türkiye'den ayrı kalıp Almanya'ya gidip kızı Lara'yı büyüttüğü günlerde de patlayan flaşları özledi mi dersiniz? Yani yalan söylemeyeyim. Dürüst olmakta fayda var. Ben hayatta hiçbir zaman yalan söylemem. Çok özlemedim ama rahatsız olmuyordum. Böyle bir cevap olur mu? Özellikle namı sadece Almanya ve Türkiye'yi aşsa da Meryem Uzerli'nin Türk projelerinde yer almasının da bir nedeni var. Bir sürü teklifler var tabii ki bir sürü ülkelerde. Filmler olabilir, dizi olabilir ama biraz babam dolayısıyla Türkiye'ye bağlı hissediyorum kendimi. Çünkü benim yarım kanım Türkiye'den, yarım ailem Türkiye'den. Yani ben şu anda Türkiye'de çalışmaktan memnunum ve mutluyum. Evet, Meryem Uzerli. Şöyle yakından bakayım dedim. Bir markayla anılıyor şimdi. Ay keşke yakalansaydı. Niye canım? Ben her seferinde söyleyeyim. Bir şey yok canım. Monitöre dayanıyorum. Çünkü biraz gözler bozuldu. Onu da diyeceğim sevgili izleyicilerimiz. Oradan seyrediyorum. Böyle bir izleme yok. Bu yakışıklı adamın niye? Gözleri iflas etmiş. Tabii canım 4,5 numaram yokum ben. Yani çocukluğumdan beri öyleyim ben. 4,5 numara bak, tabii. 4,5 tabii Didemciğim falan böyle diyorum. Didem. 4,5 mu? Deniz sen geldin mi? Bak geldim. Hoş geldin canım ben benim. Ben size söylüyorum o yüzden ben CES'e doğru yaklaşıyorum sürekli. Deniz ben Deniz. 4,5. Araba kullanırken ama hiç gözlüklü falan görmedim ben seni. Araba kullanırken televizyon numaralı seyrederken. Numaralı gözlüğünü de hiç görmedim. Var mı? Var arkadaşlar. Aa. O yok. Takamıyorsun o yok, değil mi onu? O yok. Meryem gibi böyle koca gözlerim olduğu için lensler de böyle bozuk para gibi yapılıyor bana. Takamıyorum. Meryem saçlarını eski haline döndürmüş. Çok güzel olmuş. Bir küllü ve şeydi, koyu gibiydi filan. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. O saç onun rengi bence bana. Ama şu an sarı gibi. Çok yakışıyor. Sarı gibi, hafif bir sarı gibi var. Evet kendi saçları. Ben de Meryem Uzerli'yi çok güzel gördüm. Bir de soruları çok samimi ve çok, hani böyle. O kız öyle. Keyifli cevaplar vermiyor. Hani Funda hep bunu konuşuyoruz ya. Nasıl geçiyor? Keyifli. Hani keyifli, çok keyifli. Ya, istenilen cevapları mı vermiyor demek istiyorsun hayır, yani? Hayır, istenilen değil. Yapmacık değil. Aslında istenilen cevapları veriyor Cez. Dürüst. Dürüst, samimi, geçen, saçı peruk. Sıcak. Peruk mu? Evet. Nasıl anladınız peruk? Arkadan anladım. Sen şaka. Anlarsın. Bak dönsün,
ilavesinden anlayacaksın. Ama aslında bak, saç biraz kabarık da duruyor olabilir. Bak, önden kendi saçı ama bak uçlarına ve arkasına bak, mutlak surette şey. Zaten o bir saç reklamı var, şampuan reklamı vardı. Orada biraz ilaveler olduğunu. Ha, orada iyi bir, iyi bir ama peruksa onu aynen, söylemek aynen. istedim. Tam yan döndüğü zaman arkadaki şimdi, volümden anladım. Peruk dediğiniz komple kafaya geçirilen mi yoksa aralara atılan değil, mı? Değil. Öndeki kendisi şuralar kendisi şuradaki ve arkası bak arkadan volüm. Seda Sayan da kullanıyor. Buna başka bir isim vermiyor musunuz? Nedir onun ismi? Hayır, yarım o peruk. Peruk. Yarım peruk. Seda Sayan da niye kullanıyor onu söyleyeyim. Bu arada Seda'nın saçları var fakat her gün fön tabii o kadar açık renk saç. Bence aynı sıkıntı Meryem Uzerli'de de olabilir. Çok açık renk saç. Her çekiştirmede kopuyor. Her gün fön, her gün şey. Olabilir ama ben hani içeriğine biraz özüne bakalım. Saçından tabii. özüne dönelim. Evet, Meryem Uzerli'yi çok seviyorum. Çok insan gibi. Çok samimi. Bir de görüntüsü de çok sıcak. Ve samimi bulduğum bir oyuncu. Ve gerçek buluyorum. Sakin, heyecanlanmadan, içinden geldiği gibi konuşan ama negatif de saçmayan. Şimdi bazısı konuşuyor da içinden geldiği gibi, de etrafı negatif saçmak var ya. Tabii. Hep pozitif ama o gerçek. O negatiflik çok kolay anlaşılan bir şey. Değil mi? Aynen. Bak, bazı kadınlarda ortak bir özellik yok mu arkadaşlar? Ve ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hadise, Meryem Uzerli, Tülin Şahin, Atiye... Ay bu arada Tülin size selam söyledi. Öyle mi? Sevgiler selamlar evet, kendisine sevgiler, ve değerli selam. Eşine. Geçen gün hani Türkçe'ye doğru konuşalım seninle aynı fikirde olduğunu söyledi. Onun diyalek problemi yok. Yok. Nokta virgül öyle. Gerçekten kullanmıyorum. Dırılıp 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 bir şey yapıyor. Çünkü biz... Yutuyor diyorsun. Evet. Yutuyor. Sonra say bu kadınları ne kategoriye koyacaksın bakayım. İşte o dört kadının bir özelliği yok mu sizce? Kadınlar çok seviyor bu kadınları. Samimiyeti var. Saçları güzel hepsinin. Başka? Türkçe'ye çok güzel konuşamıyor. Başka? Hepsi yurt dışından gelmiş. Hepsi yurt dışından geldi arkadaşlar. Tamam. Farklı bir kültürleri var. Doğru. Bunu kötü veya iyi anlamda söylemiyorum. İyi anlamda sadece bir tespit olarak söylüyorum. Onların hepsinin ne kadar röportajlarda farklı olduğunu hissettiren bence en büyük done bu. Neden? Bir şeyin altında bir şey, bir şeyin üstünde bir şey aramıyorlar. Kadınlar Avrupa'da doğmuşlar, düz bakış. Sadece kendi işine bakıyor, şeye bakıyor filan. O kadar. Hiç özlemediğini de söylemiş, özlememiş. Dürüst. Mesela Tülin'e de aynı şekilde izliyorsa bizi çok sevgiler. Mesela çok Tülin'in de sevdiğim bir tarafı vardır. O gün de konuştuk. Oyunculuk yapacak mısınız? Ay bir açık kapı bırakayım da belki bir gün oradan da parayı götürürüm de. Hiçbir zaman böyle konuşmuyor farkındaysanız. Ben oyunculuk bilmem, benim işim var, ben işime bakar devam ederim. Burada da aynı şekilde sizi özledim mi ışıkları filan şey... Yok. Hani olsa da olur, olmasa şeyden da olur. Şeyden de çok büyük bir cümle bekliyorlar tabii. İşte babasız büyütüyorsunuz çocuğu. Ne diyorsunuz? Valla her şey çok normal, güzel, bir her şey yolunda. Söyleyeceğim. Artık çocuk 2 yaşına yok. Gelmiş. Artık bunun da sorulma gereği var mı? Büyüyor işte. Artık ama her yaşta bir babaya ama ihtiyaç ona, var. Ama ona sorabilirler. Neden? Çünkü çok yani bence de. Yani tek başına ben büyüttüğüm için söylüyorum. Daha hani seninki küçük. Seninkinde öyle bir durum yok. Günün sonunda baktığı zaman tek başına çocuk büyütmek yorucu bir şeydir. Çünkü hem annesi hem babası oluyorsun. İstersen bir daha evlen, şahane bir abisi olsun. Ama tek başına her şeyini düşünüyorsun çocuğunun. Yani anneyle babayı bizim kendi deyimlerimizde Allah bir çocuğu dört gözden ayırmasın derken iki göz babanındır, iki göz de annenindir. Doğru. Günün sonunda mutlaka zorlukları vardır. Çünkü sorumluluğunu taşımak, hangi okula gideceğini karar vermek aslında kolay gibi gelir. Ama çocuğun büyüyüp 30'lara geldiği zaman, sen de şu yaşlara geldiği zaman, baktığın zaman Deniz... zordur. Ama anneni babanı büyütmek iyi bir şey. Bak çok haklısın, katılıyorum. Biz evde 18 göz büyütüyoruz aile büyükleriyle ama evet. Hayatın asli gerçekleri içerisinde senin, benim, Meryem gibi yalnız çocuk büyüten insanların veya kocasıyla birlikte, ailesiyle birlikte 25-40 çift gözle büyüten ailelerin birinci sorunu maalesef İstanbul gibi şartlarda birinci sorunları maddiyat. Allah'a şükür ki senin, benim, Meryem Uzerli'nin çocuğunu hatta çocuklarına bakabilecek kadar sağlam bir maddi gücü evet. var. Çalışan anneleriz biz. Tabii. O yüzden duygusal anlamda. Duygusal anlamda evet ama ben şuna bakıyorum. Bunu bak Ayşe büyüdüğü zaman anlayacaksın. Yani para, okul, sen tabii anneli babalı büyüttüğün için. Benim oğlum mesela Karaköy'de bir okulda okuyordu. Bir gün bana dedi ki, ya dedi herkesin babası geliyor dedi.
öğretmenlerle öğrencilerin şey velilerin buluşma gününde dedi. Ha. Hep sen geliyorsun dedi. Bir gün dedi bir babam gelse dedi. Yani çocuğun aklından hakikaten çok ilginç şeyler geçiyor. Büyüdükçe bir bayram gidiyor, gitmesi gerekiyor. Çıkarken 11 yaşında falandı. Döndü bana dedi ki çok güzel bir kadınsın sen. Bayramda kahvaltıda yapayalnız kaldın anneciğim. Keşke babamız olsaydı filan. Duygusal da bir çocuk. Evet, çalışan kadınlarız, güçlü kadınlarız. Sen çok önemli bir şey yapmışsın. Evde büyüklerle büyütüyorsun. Evet yani, ama bizim zaten annem var, babam bayram günlerinde benim babasına gidiyor kızım zaten. Tabii. Hatta aslında açıkça dürüst konuşmak gerekirse bayram günlerini ben görüşemiyorum, onu da söyleyeyim. Yani birlikte görüşme duygusunu yaşayamıyor doğru ama tabii. Babasıyla gidiyor görüşüyor. Görüşüyor. Şimdi bunu hiç yaşayamayanlar da olur, olabilir. Aynen. Olabilir. Babasını aynen. Kaybetmiş olanlar da olabilir. Ya aynen. Olabilir. Aman dünya üzülmesin kötü. Çocuklarımız. Tabii, şimdi tabii. Kadının tarifi üstünden gidiyoruz tabii, arkadaşlar. Oradan yoksa gidiyoruz. Analı tabii. Babalı büyümüş benim çocuğumdan senin çocuğundan sağlıksız nice çocuklar var. Evde baba felaket, evde ana felaket, kavganın bini bir para. Öyle olacağına bizimki gibi tek büyüsün daha iyi diyebilirsin. Ama hani genel bir bakış açısında ben kendi adıma benim çocuğum babalı büyüsün isterdim. Çünkü benim çocuğum babalı büyüme çok istiyormuş ahu. Çok haklısın. Çok haklısın ama ben Meryem Uzerli örneğinden yola çıkarak söylüyorum. Evet haklısın duygusal anlamda. Babasını gördüğünü zannetmiyorum. Babası kaçak çünkü biliyorsunuz. Yani... Benim bildiğim görmüyor. Göremez bildiğin kaçaksa kadarıyla. Bu da Almanya'da gidiyor geliyor oralarda bir yerde insan ama çocuk görmez. Ama adam buluşur mu yani yakalanma ihtimali var. Aranması çıkmış yani biliyorsunuz büyük bir para borç takarak gitti. O ayrı bir de Meryem de hatırladığım kadarıyla röportajlarından istemiyor zaten. Ya şimdi çocuğu için görüşebilir. Onu bilmem ama o istemiyor arzu etmiyor galiba. Ben öyle bence düşünmüyorum. Bence olabilir kadın. Öyle yani ben öyle düşünmüyorum. Yumuşamış olabilir. Çocuk tabii ister. Çocuk için. Analık yumuşatıyor hayat. Çocuk için görüşüyor olabilir ama. Yani burada bizi izleyen birçok izleyici de aynısını söyleyecektir. Ben veli toplantılarında orada şurada burada görüştüğümde çocukların aile ortamında yaşadığı ailelerin bile en büyük sorunu son dönemde maddiyat. Özellikle şehirlerde çocuk büyütmek çok zorlaştı. Tabii ki teraziye koyduğumuz zaman doğru olanı, güzel olanı ailede çekirdek ailesiyle hatta aile büyükleriyle birlikte büyümesi. Ama Allah'a şükür ki... En azından Meryem'in gücü var, yanında evet. Ailesi var. Sadece maddi anlamda da söylemiyorum. Bir kere çok iyi yaslanacağı bir annesi var. Yani güçlü karakterli bir tabii, annesi tabii, var. Tabii, tabii. Tabii ki ideali böyle olmamalı. Çocuk, ben çok güzel bir kitap okumuştum. Diyor ki bir çocuğun diyor mutlaka hayatta güvendiği birisi olmalı. Bu annesi ise çok iyi bir şey. Yani güzel bir şey. Ama zaman içinde Ayşe küçük olduğu için söylüyorum. Ayşe büyüdüğü zaman o aradaki şeyleri yani bir kardeşi olsun istiyor, babası kahvaltıda olsun istiyor. Belki benim oğlum çok duygusaldı. Yani ben zaman içinde mesela onu babasız büyüttüm diye ne kadar da erken boşandığıma hiç pişman olmadım. Ama babasız büyüttüm diye de suçladım kendimi. Haklısın. Çünkü çocuğum baba istiyor abi. Ama huzursuz abi bir ortamda. Abi koyduk o da olmadı. Eyvallah anladım. Ama huzursuz bir ortam içerisinde de bence bilmiyorum. Bak, sen daha iyi bilirsin. Doğru bir karar vermişsin sen zaten. O ayrı bir şey. Çocuğumu bu ortamda büyütmek isterdim. Hayır. Babasıyla anlaşamıyordum. Bitti. Ayrı. Ama... duygusal anlamda da çocukların böyle bir iki el benim şimdi kardeşimin 4,5 yaşında kızı var Ada. Bir elinden annesi bir eliyle babası böyle. Gel bana kal diyorum annemle babamla şimdi diyor. Bu belki değil diyor. Sakın yanlış anlamayın bu kesin. Belki tabii. Değil bu kesin yani çocuk anneyi de babayı da ister. İstiyor. Hayattalarsa istiyor. Mümkünse. Onun dışında. Denizle ben gibi tamamlamaya zaten. Çalışıyoruz işte bir şekilde. Evet. Yani aynen. Işte, Funda'cığım, saygın büyük sonsuz ama şimdi, kesin o. Her çocuğun evet. Değil her bireyin Allah'a gönderdiği sınavı farklı. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani aynen. Bu aile içerisinde şiddet görüyor olabilir. Enses ilişki yaşamak zorunda evet. Olabilir. Bir tane sınavı var. Her hayata gelen maalesef bireyin çünkü artık çok sertleşti enerjiler. Çok maalesef çocuklar daha küçüklükten itibaren sert şeylere maruz geliyor. Varsın olsun benim çocuğumun da sınavı bu olsun. Yani biz bayramlarda babasıyla ayrı vakit geçiriyor. Benle ayrı vakit geçiriyor. Varsın onun da sınavı bu olsun. Orada ben bir şey anne yok. Olarak aynen, Meryem şey Uzerli'nin de burada birçok insana göre olumlu en azından ideali bu değil. Ama
En azından, bu en azından dediğim şey de kocaman bir şey. Çünkü güçlü bir anne görmek her zaman çocuğun büyümesinde kız çocukları için de erkek çocukları için çok önemli. Anne baba birlikte olsa dahi, bak benim bir arkadaşım çok iyi bir yöneticiydi. Hem de çok bilindik bir sektörde, hani patronunu da siz tanırsınız, sen de tanırsın. Şimdi isim vermek istemiyorum, tamam, rahatsız olmasın diye. Tamam. Birinci çocuğun da işini bıraktı, seneler sonra tekrar işe dönmek üzere karar verdiğinde tekne kazıntısı bir tane daha çocuğu oldu. Ve çocuklar şunu söylemiyorlar Funda. Ne oldu, benim için işini bıraktın, saçını süpürge ettin, hani Allah razı olsun. Etmeseydin diyor. Kimse demiyor bunu. Büyüyünce hele etmeseydin diyor. Etmeseydin diyor. Ettim dersen etmeseydin. Şimdi, bu koşulsuz bir şey zaten. Her çocuğun sınavı var dedin ya, bizim inancımız böyle bir şey. Her annenin de çocukla beraber sınavı oluyor. Babanın da var. Sonuçta ben böyle sınanmışım. Ben kabul etmişim, ben razı olmuşum. Tamam, okey. Sen razı olunca çocuk da o sınavın içinden geçiyor. Ama mesela ben kendi adıma çocuğuma mektuplar yazdım ve şöyle özür diledim. Kolejde okusun, teniste filan, sonra Amerika'da filan. Bir gün çocuğum bana dedi ki, sen dedi... Ben ne kadar mutluyum, takip ediyor musun beni dedi. Bu dedi okumak, şu bu, tamam iyi yemekler yiyeyim filan, spor yapayım. Ama dedi bir enjektöre mutluluğu koyup benim kalçamdan zerk ederek beni mutlu edemezsin dedi. Mutluluk, ben sana yemin ediyorum, benim o gün annelik seyrim değişti. Daima çocuğumun telefonlarını dinledim. Ne haber, çok iyidir ya. Gülümseyerek mi, kahkaha atarak mı hayata? Hırslar, okullar, her şey bitiyor. Çocuğum mutlu mu? Ben çocuğu büyümüş bir insan olarak bu konuda şöyle tavsiye edebilirim. Çocuğun mutluluk takibini yapınız. Doğru. Dedektörünüz bu olsun. Peki şunu da ekleyelim mi? Hazır böyle bir hızımızı aldık madem, bu anne baba durumları falan. Ay, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ne? Sinir olacaksın bunu söyleyeceğim diye, ama bu kadar iyi çocuk yetiştiren bir aile daha görmedim. Eşinle seni tebrik ediyorum. Estağfurullah canım. Onun için bir şey yaptım. Bu evet, arada dediğim bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani, bu senin için de geçerli. Yani yok, şimdi gerçekten söylüyorum. Şimdi benim kız